Lillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün bütün İslam alemini üzüntüye boğan bir olayın sabahındayız biliyorsunuz. Dün Kahire'de 120 kadar kardeşimizin şehit edildiği, 1000'in üzerinde de yaralı olduğu haberleri geliyor. Bunlar tabii üzücü şeyler, son derece üzücü şeyler ama üzülmek ve yas tutmak bize göre değil. Bizim için esas olan yapacağımız şeydir. Yani nerede hata ettik? Bundan sonra neler yapmamız gerekir? O konu üzerinde durmaktır. Elbette ki oradaki kardeşlerimizin başarılı olmasını çok isteriz. Onlar için hep dua ediyoruz. Ben ilk günden itibaren, yani o olayların olmaya başladığı günden itibaren çok rahatsız oldum. Hatta bir gece hiç uyku bile uyuyamadım. Çünkü oradaki kişiler ne yapıyor? Orada nasıl gecelerini geçiriyorlar? Ne yerler, ne içerler, affedersiniz tuvalete nasıl giderler falan diye. O üzüntüler insanın uykularını kaçırıyor. Güzel direndiler. Yani şeyi bırakmadılar, sahaları. Yalnız nerede hata edildi, oraya bakmak lazım. Şimdi başlangıçta İslam aleminin kendisine şöyle bir, kendisini aynaya koyup bir bakması lazım. Yani bugün İslam alemi dediğimiz alem bana göre yeni yeni uyanma işaretleri olan ama uykuda olan bir alemdir. Yani sabahleyin kalkarken biraz gerneşirsiniz, işte hafif hafif gözlerinizi açarsınız, gözlerinizi biraz silmeye başlarsınız. O şekilde ben düşünüyorum İslam alemi dediğimiz alemi. Uyuşukluk içerisindeyiz. Dikkat ediyorsanız Mısır'daki olaylarda Amerika'dan yardım bekleniyor. İşte Avrupa'dan yardım bekleniyor. Avrupa ve Amerika neden destek vermiyor diye. İşte burada efendim ihtilal yapıldı. Seçimde iktidara gelen bir cumhurbaşkanı darbeyle alaşağı edildi, bu gayrimeşrudur falan. Bu kelimelerin tamamı bize ait olan kelimeler değil. Yani bizim İslami edebiyatımızda, Kur'an-ı Kerim'de, kitaplarda böyle bir terim geçmez. Çünkü seçimle iktidara gelmek, demokrasi gibi kavramlar bize ait olan kavramlar değil. İnsan hakları konusunda yeryüzünde hiç kimse bizimle yarışacak durumda değildir. Yani bugün de yarışamaz, dün de yarışamazdı. Çünkü Allah-u Teala yaratmış olduğu insana indirdiği kitabında gereken en iyi değeri vermiştir. Ha, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e aykırı davranışları sebebiyle yaptıkları yanlışlar bir kenara. Şimdi bizim en temel hedefimiz, yanlışımız kendimizi Müslüman sayıp Müslüman olmayanların cümleleriyle düşünmek, onların düşünceleriyle hareket etmektir. Ne demek yani şey yapıyor ve tavırlarımız da Müslümanlara uygun tavır değil. Şimdi gösteri yürüyüşü yapmak, ona bir meydana toplanarak bir şeyi protesto etmek. Siz buna dair herhangi bir şey İslam tarihinde duydunuz mu? Yani mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Belki bir tek Ömer radıyallahu anh'la ilgili olarak
onun Müslüman olduğu günle alakalı bir olay anlatılır ama ne derece sahihtir onu bilmiyorum ben şahsen. Mesela eğer sahih olarak kaynaklarda göreniniz varsa söylesin. İşte Müslüman olduğunu ilan ettiği Darun Nedve'deki işte Darun Nedve diyorum. Darul Erkam. Yani Erkam'ın evine gidiyor. Orada Müslüman olduğunu söylüyor. Kaç kişi oldu? 40. O zaman niye burada duruyoruz? Hep beraber gidelim Kabe'yi tavaf edelim diyor. Bir Kabe'yi tavaf var. Yani orada evet Kabe'yi tavafla bir gövde gösterisi var. Şüphesiz de ama o insanlara karşı çıkıp da bak biz de varız, bizim hakkımızı tanıyın diye bir şey söylenmiyor. Şimdi mesela benim çocukluğumdan beri bu tür şeylere hiçbir zaman ilgi göstermemişimdir. Hiç böyle protesto gösterileri, protesto yürüyüşleri falan bir keresinde bir katılmıştım şeyde. Üniversitenin ilk yıllarında o da öyle bir özel bir hava, birdenbire bir hava doğmuştu. Hep kendime şunu söylerim. Ben kimden ne bekliyorum? Yani şimdi orada protesto eden Müslümanlar kimden ne bekliyorlar? Askeri darbe yapan Sisi'den merhamet mi bekliyorlar? Ya da İslam alemini paramparça etmek için elinden geleni yapan, her tarafta her türlü fitne ve fesadı yaymaya çalışan gayrimüslimlerden medet mi umuyorlar? Bir kere İslam alemi kendine dönmek zorundadır. Siz kendiniz oklara hedef edin, ondan sonra da karşı taraf vurduğu zaman niye vurdu deyin. Efendim biz işte hepimiz Mısır halkıyız. Güzel. İşte demokrasi var, bilmem vatandaşın şusu. O nereden yani? İslami bir terim mi bu? Şimdi karşı taraf seni düşman görüyor. Senin Müslümanlığın adamı rahatsız ediyor. Bedir Savaşı niye yapıldı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha bir müddet önce onların içerisindeydi. Onların yaşama hakkı tanımadılar. Medine'ye kaçarak canlarını kurtarmak zorunda kaldılar. Bedir'de kardeş kardeşi öldürdü. Baba oğula ok attı. Ya da oğul babaya ok attı. Yani bu efendim işte yani bize ait olmayan kavramlar, işte aynı anne babanın çocuklarıyız, işte aynı ırka mensubuz, ırkçılık bilmem şu bu falan, bunlar bize ait olan kavramlar değildir. İnsanları ayrıştıran inançlarıdır. Eskiden de öyleydi, bugün de öyle. Batı'da da öyledir, Doğu'da da öyledir. Öyleyse bir kere bir Müslüman olmak zorundayız. Mesela Türkiye'de de beni son derece rahatsız eden yanlış uygulamalar var. Türkiye'de uygulanan ekonomik politikayı asla ve kat'a beğenmiyorum. Hiçbir şekilde. Tesadüfen iyi gidiyor, o başka bir şey. O başka bir şey. Ya bu ne biçim bir şey? Hem siz Batı'yla mücadele ettiğinizi söyleyeceksiniz. Hem Batı'nın şeylerini, bilgilerini kullanacaksınız. Senin bütün açıklarını biliyor adam. Çok rahat bir şekilde seninle oynar. Bir kere kendimize ait olan kavramlarla hareket edelim. O zaman birdenbire evrenselleşiriz. Yerelleşmeyiz. Niye? Çünkü kendimize ait olan kavramlar Cenab-ı Hakk'a ait olan kavramlardır. Cenab-ı Hak bütün kainatın yaratıcısı olduğu için birdenbire her insana bir merhamet elini uzatmış olursunuz. Hem kendinizi rahatlatırsınız hem dünyayı rahatlatırsınız. Yani bizim açımızdan bir kafir, bir insan kafirdir diye öldürülmez. Allah-u Teala ne diyor Bakara suresi 190. ayetinde? Estağfirullah. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. Şimdi adam seni öldürmeye gelmiş, buyur beyefendi nereden vurmak istersin diyecek halin yok tabi. Ondan sonra da ne diyor? وَلَا تَعْتَدُوا Ama aşırıya gitmeyin. Bak savaşta bile aşırılık yok. Bir kere karşı taraf sana savaş açmış. Nedir o? Suçlu. Suçlu olmuş yani. Ve cezâ-ü seyyiyetin seyyiyetün misra. Yani bir kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Onun sen, o seni öldürmeye geldiyse sen de onu öldüreceksin. Hiç başka çaresi yok. Ondan sonra ama diyor aşırıya gitmeyin. Normal şey yapmış. Yani aşırılık yok. Savaşta bile aşırılık yok. Sonra ne diyor Allahü Teala şeyde? Nisa suresi 71. ayette diyor ki ya eyyühellezine amenu müminler hudû hidrakum koruma tedbirinizi alın. Peki o meydandaki Müslümanlar koruma tedbirlerini almışlar mıydı? Neye göre hareket ediyorsunuz? Batı kriterlerine göre mi, İslam'a göre? Bak efendim işte şeyle iktidara gelmiş olan, seçimle iktidara gelmiş, ya kardeşim bu kavramlar bize ait olan kavramlar değil, akıllı ol. Bir kere Müslümanlar önce bir Müslüman olmasını öğrensinler. Ondan sonra da diyorlar ki efendim diyorlar, Batı niye darbeyi kınamıyor? Ya niye kınasın ki ya? Niye kınasın? Yani uluslararası ilişkiler devamlı menfaat temeline göre yapılır. Adam senin iyiliğini düşünmez ki, adam kendisini düşünür. Kendi menfaatine uygun olanı yapar. Sen de akılsızca onlardan bir şey bekliyorsun. Çok beklersin. İşte bu sonuç ortaya çıkar. Eğer bu tür şeyler İslam alemini uyarırsa güzel. Bak diyor tedbirinizi alın. Peki ondan sonra ne yapacaksınız? İnfiru thübâtin. Yani küçük gruplar halinde yola çıkın. Yani sefere çıkın. Yani küçük birlikler, askeri birlikler, şeyler. Küçük birlikler halinde. Peki evin firu cemia ya da top yekün. Ama tedbirinizi alacaksınız. Onun için yani bizim karşımıza İslam alimi olarak çıkan insanlar maalesef yani yıllardır söyleyip duruyoruz, Kur'an'dan sünnetten habersiz olan insanlar. Ezberci kişiler. Ezberle herhangi bir şey olmaz ki. Ezberlemediği yerden çıkarsa hatta ezberi okurken okuduğun ne olduğunu da bilmez. İçeriğinden de habersizdir. Yani, ama inşallah elbette ki o öldürülen kişiler şehit olmuşlardır. Çünkü niyetleri samimidir. Cenab-ı Hak insanların niyetine göre şey yapar ama Müslümanlar artık aklı başına gelmek zorundadır. Bir kere adına İslam alemi dediğimiz alemin kendi Müslümanlığını çok ciddi bir şekilde sorgulaması lazım. Bugün o sorgulamalardan bir tanesini yapacağız. Biliyorsunuz işte imsak vakitleri meselesinden dolayı bugün o konuyu gündeme getireceğiz. Ama tabii bunlar üzücü ama ders alınırsa ilerisi için çok güzel olur. Tamam o şehit olanlar esas olan kişinin ahiretini kurtarmış olmasıdır. Mesela şeylerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken şehit olan müminler vardı. Bir de Resulullah'tan sonra yaşayanlar vardı. Resulullah'tan sonra yaşayanlar evet çok geniş bölgelere hakim oldular ama birbirlerini öldürmekten de kurtulamadılar biliyorsunuz yani. Yani şeyde Ömer radıyallahu anh'ın bir sözü vardır. Fakirliğe sabrettik ama zenginliğe sabredemedik diyor. Hakikaten bunu yaşayanlar çok iyi bilir. Cenab-ı Hak bana nasip etti yani ben zengin bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm.
Daha sonra Allah'ın çok büyük bir lütfu olarak babamın hastalığından dolayı iflas ettirildi. Yani kendi hatası olarak değil. Hastalığından dolayı şey yapamadığı için, ilgilenemediği için iflas ettirildi. Biz birdenbire apartmanın 20. katından 1. katına küt diye düştük. Yani şöyle bir şey, bir gün, belki bir gün önce bir yerden bir yere giderken ya da bir yıl önce diyelim, araba bulamazsan bir araba satın alır giderdin. Hiç problem değil yani. Bir araba satın almak ne ki? Çok basit bir olay. Ama bir yıl sonra 25 kuruşun hesabını yapmaya başlamıştım. Lan ben şimdi buradan Kartal'dan Kadıköy'e minibüse binersem 75 kuruş. Trene binersem 50 kuruş. 20 dakika yürümem lazım trene ama yürüyeyim. Çünkü 25 kuruş kazanacağım. Halbuki hiç 25 kuruş falan bir lafı mı olurdu? Allah nasip etti. İkisini de gördük. Ve bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a son derece şükürler ediyorum. Sonra bakıyorsunuz ki hakikaten insanlar o maddi durum iyi olduğu zaman birçok şeyi görmüyorlar. Ondan dolayı ben yıllarca her aklıma geldikçe Cenab-ı Hakk'a şükretmişimdir ki o fakirliği gördüm diye. Yani o sıkıntı. Gerçi bizim fakir olduğumuza, ihtiyaçlı olduğumuza hiç kimseye inandıramamıştık yani. Üniversitede baktım hiç kimse inanmıyor. Ben de tamam öyleyse öyle dedim. Yani üniversiteyi bitirene kadar çok zengin bir kişi olarak bitirdik. Yani kimse inanmıyorsa daha söylemeye gerek yok. Şimdi hakikaten zenginliğe sabretmek çok zordur. Çünkü zenginleştiğiniz zaman önünüzde çok çeşitli imkanlar var. Şimdi Müslümanlar, yani şu anda şehit olanlar belki yaşayanlardan çok çok daha karlı olabilirler. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındayken şehit olanların diğerlerinin gördüğü o sıkıntıları görmemesi gibi. En azından Müslüman kardeşine kılıç çekmemiş o. Tamamen kafire kılıç çekmiştir. Kafire ok atmıştır. Neyse şimdi gelelim şeye. Ben bu sözüm Türkiye'ye, Mısır'a ve bütün İslam alemine, İslam alemi bir kere önce Müslüman olmasını öğrensin. Bu hayali bıraksın. Bu çok üzücü bir şey. Batı'ya örnek olmamız gerekirken Batı'yı örnek alıyoruz. Bir şeyler tersine gidiyor. Tıpkı şey gibi yani temel gibi. Yani çok meşhur ya, otoyola tersten girmiş, otoyol radyosu, trafik radyosu anons yapıyor. Diyor ki, işte bir sürücü otoyola ters girmiştir. Temel bakıyor. Bir tane ya, herkes ters girmiştir. Herkes tersten geliyor. Şimdi bizde bir şeyler ters gidiyor diyoruz. Ne bir şeyleri kardeşim? Her şey ters gidiyor. Her şey ters gidiyor. Şimdi biliyorsunuz günlerdir, yani şimdi esas konuya geçiyorum ama burada tabii o kardeşlerimizin üzüntüsünü hep beraber paylaştığımızda tekrar edeyim. Ama tedbir almak zorundayız. Kendi sistemimizi kurmak zorundayız. Ekonomide de, sosyal hayatta da, her şeyde de. Her şeyde de. Neyse bir örnek verecektim de vermeyeyim çünkü bazı yerlere gider. Karından çok zararı olur. Şimdi tümüyle bir Müslümanlaşma sürecinden geçmem zorunluluğumuz var. Bunu biz dile getirdiğimiz zaman millet hop oturup hop kalkıyor. Ya kardeşim siz Emevilerle başlayıp Abbasilerle devam eden dönemi İslami dönem saymaktan vazgeçmezseniz bir kere probleminizi çözemezsiniz. O zamandan itibaren Müslümanlar Sasani ve Roma bir de Yahudi üçlüsünün kıskacı altına girmişlerdir. Ve bundan hala kurtulmuş değillerdir. Kur'an'dan uzak bir din
ortaya konmuştur. Karşınızdaki uyanmadığı için uzunca bir süre yürütmüşsünüz işinizi. Ama ne zaman ki Batılılar o Fransız ihtilalinden sonra fıtratlarına dönmek zorunda kalmışlar. Tabiatı okumaya başlamışlar. Yani Allah'ın yarattığı ayetleri okumaya başlamışlar. Bu defa sen Allah'ın indirdiği ayeti zaten okumuyorsun. Yarattığı ayette de uzaktan yakından alakan yok. Karşı tarafta Allah'ın yarattığı ayeti okuyan Batılı, Allah'ın indirdiği ayeti de okumayan, elindeki Kur'an-ı Kerim'i sadece ezbere okuyan, Kur'an okuma yarışmaları düzenleyen, efendim ayın şöyle mi çıkar, böyle mi çıkar, datı şuradan çıkaracaksın, buradan çıkaracaksından başka hiçbir şey düşünmeyen, İslam alemini ezmişlerdir. Ezilmeyi çoktan hak etmişti. Ben şahsen bu İslam aleminin bugünkü durumuna baktığım zaman dün Cenab-ı Hak ellerimi ya Rabbi sen ne kadar merhametlisin. Bunları hala yaşatıyorsun diyor. Yani ellerinde senin kitabın olmasına rağmen bunları hala yaşatıyorsun. Ne kadar? Şimdi bu fırsattan yani bu tür şeylerden yararlanarak yeniden Müslüman olmaya yönelmemiz lazım. Ve şimdi gelelim mesela en son imsak tartışmaları. Bugünkü dersimizin asıl konusu o. Şimdi üç senedir medyaya yansıyan bir imsak tartışmaları var. Bunun arka planı işte resmi olarak 1988'e kadar gidiyor. Ama fiili olarak 1980'li yıllara kadar, hatta 70'li yılların sonuna kadar gidiyor. 1982'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o temkini değiştirmesinde de bizim rolümüz olduğunu bilenler biliyor. Yani bu da şey yapmaya lüzum yok. Yani bunun tarihini anlatmak için söylüyorum. Şimdi 3 yıldır bunu ortaya koyuyoruz. 3 yıl içerisinde meseleyi bu kadar açık ve net bir şekilde ortaya koymamıza rağmen o kadar görseller, kutup bölgelerine gittiğimiz ve yapmış olduğumuz rasatlar, şunlar bunlar, ilgili ayetler, ilgili hadisler, her şeyi ortaya koyuyoruz. En son gelinen noktayı biliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi ilmi zeminden kişisel zemine kaydırdı. Çünkü ilmi zeminde söyleyecek sözleri yok. Yani hatırlarsınız televizyon ekranlarından buyurun gelin konuşalım dedi. Hatta geçen sene şunu da söylemiştim. Biliyorum benim karşıma çıkaracağınız bir uzmanınız yok. Dünyanın herhangi bir yerinden eğer bir güvendiğiniz birisi varsa onu çağırın, ondan konuşalım. Sonra biliyorsunuz Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önderliğinde, işte niye resmen başkanlığın önderliğinde değil elbette. Çünkü resmen bunu yapamaz. Devlet bir devlet kuruluşudur. Ama Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Din İşleri Yüksek Başkan Yardımcıları, yardımcısı değil, başkan yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin önemli bir kısmı, işte Türkiye'nin önde gelen hocaları, Türkiye Alimler Birliği değil mi? Öyleydi. Türkiye Alimler Birliği diye bir birlik kurdular. Bu sene dedi ki o zaman hadi madem böyle bir birlik kurdum buyurun gelin onu sizinle tartışalım. Biz onları davet edince onlar bunu kibir olarak şey yapıyor, değerlendiriyorlar. Kendini çok büyük görüyor. Kardeşim gelin diyoruz ya, Allah Allah. Kendini büyük gören ne yapar der ki hiçbirinizi ben tanımıyorum, siz kimsiniz der değil mi? Gelin tartışalım der mi? Ama şu vardır, yani bir vakar vardır. Bir de kibir vardır. Vakar bir kişinin kendisini olduğu gibi göstermesidir. Boyum ne kadar? 1.80.
benim boyum 1.80 dersiniz. Boyu 1.79 olan sizi kendini sizin yanınızda kısa kabul eder. Sizin o sözünüzü kibir kabul sayabilir. Ama bu bir gerçektir. Ama benim boyum 1.81 dersen 1 santimlik kibir yapmış olursun. Yani kibir olduğundan büyük göstermektir. Vakar olduğu gibi göstermektir. Bir de tevazu vardır. Olduğundan aşağı göstermektir. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ diyorsa Cenab-ı Hak, Rabbinin nimetini konuş. O zaman bu konularda, ki bu kişisel bir konu değil, bunlar tüm ümmeti ilgilendiren konular, burada vakarlı davranmak gerekir. Yani neyse olduğu gibi anlatmak gerekir. Şimdi ilginç bir durum. Sürekli bir yalnızlaştırma politikası güdüldü, dikkat ediyorsanız. Hep bir kenara itiliyor. Konuşmalarda yalnızlaştırılıyor. İlmi yönden cevap veremeyeceklerini öğrenince bu sene yok efendim bu artık bir ahlaki sorun haline almıştır diyor. Mesela geçen sene televizyonlara davet ediliyoruz. Programlar iptal ediliyor. Bizim yerimize Diyanet'in bir elemanı çıkıyor. Ondan sonra o zaten onun adetidir. Her sene bir Ramazan geldi mi bir ortalığı karıştırır diyor. Şimdi bizim gitmediğimiz yerde konuşuyorlar. Bu sene aynı şeyi Diyanet İşleri Başkanı yaptı. Yine Ramazan geldi. Yine ortalığı karıştıracaklar falan. Karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar demelerinin sebebi şu. Ramazan'dan önce Habertürk gazetesi bir sayfanın 1/4'ünü bu konuya ayırarak işte gelin dedi, işte Abdülaziz Hoca ile tartışın. Madem Türkiye Alimler Birliği kuruldu. Onun için de Habertürk televizyonu Türkiye'nin Nabzı programına davet etti. Gelen olmadı. Arkasından birkaç gün sonra tekrar davet etti. Gene gelen olmadı. Dolayısıyla o program iptal edildi. Biliyorsunuz birkaç gün önce tekrar iptal edildi geçen hafta. Şimdi bunlar ellerindeki devlet gücünü kullanarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama şeyi engelleyemediler. Habertürk'te en son tarihin arka odasındaki programın yapılmasını engelleyemediler. İşte en sondaki bir kesilme olayı onun tamamen teknik bir arızadan kaynaklandığı söyleniyor ki bizim başkasını söylemek için elimizde bir gerekçe olması lazım. Ama vatandaş onu kabul etmiyor. O tamam, o ayrı bir konu. Vatandaşın değerlendirmeleri ama o program yapıldı ve bütün mesele anlaşıldı Allah'a çok. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize sonsuz bir yardımıdır. Programı yapanlara da burada teşekkür ediyorum. Hamdü senalar olsun. Çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Ve vatandaş bunu anladı. Vatandaş bunu anlayınca Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması değişti. Artık bu dedi ilmi sorun olmaktan ahlaki sorun olmaya dönmüştür dedi. Şimdi meğer Diyanet İşleri Başkanı ne kadar haklıymış. Gerçekten tam bir ahlaki sorunmuş bu. Çünkü Diyanet Televizyonu'nda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı işte bu konuları, yani Doktor Ekrem Keleş, astronom Profesör Doktor Sacit Özdemir, bir de Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi İsmail Karagöz çıktılar. İşte dün gece 26 Temmuz gecesi saat 00'dan itibaren, yani saat 12'den sonra konuyu gündeme getirdiler. Baştan aşağı gerçek dışı beyanatlarla imsak gibi çok önemli bir konuda. Müslümanların oruca başlatıyorsunuz.
Arkasından sabah namazını kıldırıyorsunuz. Ben zaman zaman size söylüyorum, işte sabah namazlarımı Süleymaniye Camii'nde kılarım. Bu Ramazan'da cemaatte kıldığım tek bir namaz olmadı. Çünkü ben camiye gittiğim zaman cami boşalmış oluyor. Hatta o Habertürk'ün Tarihin Arka Odası programına katıldığım günün sabahı camide tek başıma kıldım sabah namazını. Bazen gene birkaç tane genç geliyor, beraber kılıyoruz. Orada şöyle dedim. Bak ne, 30 seneye yakındır bu namaz vakti yaptığımız mücadelenin ne büyük bir zaferle sona erdiğini şu gazeteciler gelse de bir tespit etseler şurada. Tek başımıza namaz kılıyoruz. Yani çok büyük bir şey, zafer. Bunu televizyonda da söyledim. Belki duyanlar olmuştur. Şimdi insanlar diyor ya, bu Müslümanlar neyin peşindeler gerçekten? Evvel gün akşam da işte ilmi araştırmalar yapmakla meşhur olan bir vakfın iftarına gittim. İstemeye istemeye gittim. Giderken de kendi kendime dedim ki hiç konuşmayacağım. Çünkü doğru şeyler konuşmayacağını biliyorum. Konuşulmayacağını biliyorum. Duygusal şeyler konuşulur. Çünkü son birkaç senedir, yani epeyce bir senedir, birkaç senedir demeyelim de belki 10-15 senedir biz tamamen yalnızlaştırıldık. Yani şu Süleymaniye Vakfı tamamen yalnızlaştırıldı. Allah'a hamdolsun, yani sizler ilgi gösteriyorsunuz falan ama etkili ve yetkili çevreler burayı tamamen tecrid ettiler. Daha fazla ayrıntıya gerek yok. Birçoğunu siz biliyorsunuz. Mesela hiçbir toplantıya çağırmazlar. Çağırdığımız hiçbir toplantıya katılmazlar. İşte yurt dışındaki toplantılar, yurt içindeki toplantılar hepsinden tecrid edildik. Ha, etkinlik konusunda Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hakk'ın kitabına yönelmiş olma sebebiyle bugün dünyada belki değil iddia ediyorum, yani dünyada bizden çok daha etkili olan bir İslami grubu olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'de değil, dünyada. Bu 10 tane dilde yayın yapıyoruz, arkadaşlarımız bunu biliyorlar yani. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir başarı. Sonsuz şükürler olsun. Şimdi bu kadar yalnızlaştırılıyorsunuz, itiliyorsunuz. Ondan sonra devletin gücünün arkasına alan bir kişi de kalkıyor. Sürekli medyaya sizi yalnızlaştırıcı şeyler yapıyor. Sizi televizyona çıkarmak isteyenlerle de birileri, kim artık o kimse, engel olmaya çalışıyor. Yani sesinizi kısmaya çalışıyor ki Allah'ın çok büyük bir lütfu ki internet diye bir nimet Cenab-ı Hak nasip etti de oradan yararlanıyoruz. Bu arada dün açıkça konuyu dile getiren Mustafa İslamoğlu Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlı çalışmalarında başarını daim eylesin. Çok sağ olsun, var olsun. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı bu bir ahlaki sorun haline geldi dedi ya, ben de evvelki gün bir televizyona burada beyanat verdim. O da yayınlanmış Fatih Hoca'nın ifadesine göre. Herhalde belki bizim sitelerde de vardır zannedersem. Bu Show TV'nin şeyi var değil mi işte? Tamam. Ben de orada şey dedim, bu bir ahlak sorunu değil, bu bir dini sorun haline geldi. İnsanların dininin sorgulanması gerekeceği noktaya geldi. Çünkü ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, ulemanın görüşlerini anlatıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı kalkıyor, diyor ki sen kimsin ya? İslami literatürde senin yerin ne? Sen ayet misin? Sen hadis misin?
Diyanet diye bir İslam alimi mi var yeryüzünde? Hani Diyanet'ten birisi çıkıp da bak kendisini anlatırsa anlarım yani işte şöyle şöyledir diye. Bir kere Müslümanlar şu tüzel kişiden kurtulmak zorundadırlar. Bu Batı'nın bize bize ettiği yanlış tanesidir. Katolik Kilisesi'nin değişik şekilde devam etmesidir. Yani devlet de maalesef katolikleştirilmiştir. Sadece dünyada değil, Türkiye'de değil, bütün dünyada. Şirketler de katolikleştirilmiştir. Devlet kurumları da katolikleştirilmiştir. Kurumsal kimlik diye bir acayip bir şey ortaya konuyor. İnsanların kişilikleri tamamen değersizleştiriliyor. Kurumsal kimlik adı altında beş para etmeyen insanlar güçlü bir hale getiriliyor. Bir kere bu en temel yanlışlardan bir tanesi, bu bizim için değil, bütün dünya için böyledir. Bütün dünya için böyledir. Batılılar teokratik devletten şikayet ederler. Batılıların kurduğu devletlerin tamamı teokratiktir. Müslümanları teokratik devletle suçlarlar. İslam'da teokratik devlet Allah'ın asla affetmeyeceği şirktir. Çünkü devletin Allah'ın yerine konması demektir. Şimdi ya orada söyledim, dedim ki Diyanet İşleri Başkanlığı katolikleşiyor dedim. Bize güven ne demek? Katolik Kilisesi diyor ki İsa'yı biz temsil ediyoruz diyor. Allah'ı biz temsil ediyoruz. Dolayısıyla kiliseden kilise yanılmaz, hata etmez. Kilise bir şey söylüyorsa öyledir. Onların yapısı bu. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı da son 3 senedir aynı şeyi söylüyor. Bize güvenin. Ne demek size güvenin? Ve söyledim. Diyanet İşleri Başkanı hadis profesörü. Bir tane hadis okuduğunu duyanınız var mı arkadaşlar? Duydunuz mu? Ben duymadım. Yani imsakla alakalı bir tane hadis okudu mu? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı hadis profesörü. Bir tane hadis okudular mı? Ayetten, hadi ayetten vazgeçtik diyemeyeceğim. Hadi ayet okumadılar. Hadis okudular mı? Tabii bunu şey yapınca dün akşam bir ayet bir hadis okudular yani o şeyde. Diyanet TV'nde ama bakın hem şu ayeti okuyorsunuz hem de söylediğiniz söze bakın. İş gerçekten ahlaki noktaya gelmiş mi onu biraz sonra anlatacağım. Ayeti okuyorsunuz, diyorsunuz ki Bakara suresinin 187. ayetin ilgili bölümünü. Estağfirullah. Ve kulû veşrabû hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecr. Yiyin için, şuradan bir bulsana o ayeti. Bakara 187. Bakayım meal nasıl yazmışlar. Daha önce size göre, sizce diye bir şey vardı, şimdi kaldırılmış. Peki eski meallerde var mı? Hatta etebeyyene lekum diyor. Lekum ne demek manası? Size göre değil mi? Size göre. Size göre fecrin olduğu yerden fecrin olduğu yer. Fecr ne? Sabahleyin biraz sonra ilgili hadisleri okuyacağız. Sabahleyin o ufukta büyük bir aydınlanma olur. O fecir değil. Ona fecir demiyor Resulullah. Fecir diyor ufku enlemesine yayan şeydir. Bak Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın fecrin manasını anlatıyor. Bak. Arapçada fecrin anlamı el-humra yani bir yarılma manası var o mastar olarak. Bir de kızıllık var. Sabahleyin fecir o ufukta meydana gelen o büyük ışığı enlemesine yayıyor aynı zamanda. Bir de kızıllık
O kızıl bir ışıkla yayıyor. Yani her ikisi de oluşuyor. Resulullah ne diyor bakın. Leysel fecru el müstatilu fil ufuk. O ufukta yukarıya doğru tırmanan fecir değildir. Çünkü sabahleyin yukarıya doğru büyük bir kubbe gibi bir aydınlık tırmanır. O fecir değildir diyor. وَلَاكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرِ Fecir, ufku, ufuk çizgisi boyunca uzayan kızıllıktır diyor. Bak fecir o kızıllıktır diyor mu Resulullah bunu? Fecir neymiş? Ufuk çizgisi boyunca yayılan kızıllıkmış. Hatta şuradan resimde gösterelim. İşte bu fecir, istersen sen şurada bir fecir resmi bul da ben bir tarafa. Kopuk bağlandı, kopuk mu? Ha. O sendeki o fecir resimleri vardı. Buraya koydun mu? Getir, getir onları. Ya da o şeyi koydun mu sen? Bir dakika, Zeki Büyüksoylu'nunki burada var mı? Tamam, nerede o? Masa üstünde. Tamam, onu açalım. Tamam. Neredesi? Hangisi o? Sen onu bir bul da aç. Konya, Akzaklı, en sağda. Evet. Heh, tamam. Tam ekran yapalım onu da. Şimdi buna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın Resulullah niye fecir demiş? Oradan devam ederiz. Sen de gör buradan bak. Bakın şu anda Fecr-i Kazib'in başlangıcı. Niye kapatmıyor burası? Bu Fecr-i Kazib işte. Bak yukarıya doğru tırmanıyor. Görüyor musunuz? Şunu şuraya tekrar arayayım. Ne diyor? Aksaklı Köyü, Karatay ilçesi, Konya. Bunu Zeki Büyüksoylu arkadaşımız çekti. Kendisi elektrik mühendisidir. Bundan birkaç sene evvel en güzel fotoğrafı o göndermişti. Yine şeyde Habertürk televizyonunda şey yaptığımız zaman. Onunla yetinmedi, fotoğrafçılık kursu aldı. Özel fotoğraf makineleri aldı ve yıllardır bu şeyde bu konuları artık kendisine bir meslek edindi. Allah rızası için bu işleri yapıyor. Şimdi daha geçen de gönderdiği şey fotoğraflardan oluşturduğu bir şeydir bu. Videodur. Tarih ne zamanmış? Bakın şimdi 11.7.2013. 11.7.2013. Yani Ramazan'ın ikinci günü değil mi? Şu üçüncü günü. Üçüncü günü oluyor. Ramazan'ın üçüncü, 9, 10, 11 üçüncü günü. Evet. Bak Diyanet'teki imsak 3.43'müş. Bizimkisi 4.53'müş. 1 saat 10 dakika. Bu şimdi bu vakitler güneye doğru gittikçe değişir, kuzeye doğru gittikçe değişir. Yani o zaman İstanbul'da 1 saat 10 dakikadan daha fazlaydı. İşte 17-18 dakika fark vardı. 19'a kadar çıkmıştı. Biraz daha kuzeye giderseniz gene değişir. Yani bu vakitler güney-kuzey farkıyla değişir. Boylam farkıyla değil, enlem farkıyla değişir. Tabii enlem artı boylam farkıyla da değişir. Şimdi Diyanet'in imsak vakti 4.53, bizimki 4.53, o 3.43'müş. Şimdi bakın. Sağ tarafta şey çıkacak şimdi. Ha, bu kaç? 4.12. Hatta 4.13'e gelelim. Bak.
Diyanetin imsak ilanından yarım saat sonra ufkun durumu. Şimdi bu şeyin söylediği, bu akşam Sacit Özdemir Bey, astronom, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Keleş Bey, ışık kirliliğinden uzak bir ortam dedi ki, bu arkadaşımız o konuda hassastır. Bu tamamen ışık kirliliğinden uzak bir ortamda yapılmış bir çekimdir. Yani hiçbir şehir ışığı yok, köy ışığı yok, ufukta hiçbir ışık yok. Böyle bir ortamda yapılan çekimdir. Yarım saat sonrası, bir aydınlık görüyor musunuz ufukta? Var mı? Yok. Yok. Şimdi bak, Diyanet'ten yarım saat sonrası. Peki bizim ilan ettiğimizden 45 dakika önce. Şimdi biraz sonra şey yapayım, ondan sonra millet namazını kılmış yatmış. Ya millet namazını kılmış yatmış, evet. Sabah namazını kılmış yatmış millet. Şimdi bir Fecr-i Kazip olayını şimdi göreceğiz. Fecr-i Kazip. Şimdi ilk ışıkları görüyor musunuz orada? İstersen şu lambaları söndür, arkadaşlar görsünler. Yaparım da buradan nasıl idare edeceğim o zaman? He? Tamam, ekranı burada mı? Bir direkt resmin üstüne çıkıyor. Tamam. İşte bu Fecr-i Kazip hala. Şimdi 4.45. 1 saat 2 dakika sonrası. Resulullah ne demiş? Ufukta yukarıya uzayan aydınlık. Yani burada da şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu da yanılmasın. Fotoğraf makinesi gözün 1000 kat büyüğünü gösterir. Yani orada göz, bu gözle baktığınız zaman bu ışığı bu şekilde göremezsiniz orada. Yani fotoğraf makinesi ne yaparsanız yapın, yani göz kadar hassas değil. O oradaki ışıkları emiyor ve kendi içerisinde onu şey yapıyor. Değil mi Ramazan, sen bu işleri bilirsin. Evet. Ben de sizlerden öğrendim, bildiğimden değil yani. Göz çok hassas. Göz neyse onu görüyor ufukta. Fotoğraf makinesi onu görmüyor. Fotoğraf makinesi emiyor ışıkları ve onu, olanı değil, olandan 1000 kat daha ilerisini gösteriyor yani şey olan. İşte bu, ben bu mesela bu kızıllığı gözde, altta kızıllık işte beyazlık, onu göremezsiniz yani gözünüzde. İsmi üzerinde objektif hocam. Objektif ismi üzerinde tarafsız. Tarafsız. Tarafsız ya, fotoğraf makinesi taraflıdır, tarafsız değildir. Subjektifleştirir. Sen bakmadın objektif. Zaten bütün subjektifler kendine objektiftir. Ha, şimdi şu anda imsak vakti arkadaşlar. İşte bu orada görüyorsunuz. Yani şimdi Allahü Teala diyor ki bakın. Fecrin enlemesine yayılan kızıllığın ak çizgisi kara çizgisinden sizce tam seçilinceye kadar yiyin için. Şimdi kara çizgi dediğimiz şu alt taraftaki bulunan kara parçasıdır. Ak çizgi de üst tarafta olan, bak dikkat ediyor musun? Bir, artık bir ışık kolonu haline gelmiştir. Ayrışma olmuştur. Fecir dediğimizde bu kızıllıktır. Tamam mı? Fecir bu kızıllıktır. Yani o kızıllığın olduğu yerde, zaten hadiste de kızıllık diye okuduk ya, o kızıllığın olduğu yerde siyah beyazdan net bir şekilde, yani alt taraf siyah, üst taraf beyaz. Artık net bir şekilde renkler ayrışıyor. O zamana kadar bütün renkler birbirine karışık. O zamana kadar yiyin için diyor. Ne oldu? Tam bizim ilan ettiğimiz 4.53. Diyanetin ilan ettiği imsaktan 1 saat 10 dakika sonrası. İşte bu saatten önce namaz kılan kişiler şey yapmış oluyor. Şimdi ben başa dönüyorum. Bir tek ayet okudular orada. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Bir kere bu kızıllıktan bahsetmediler.
Kızıllık yok. Meallerinde de yok kızıllık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali vardı. Orada mı? Orada var mı kızıllık? Ama orada yine bir şafak kelimesi yok. Bu Diyanet'in değil bu. Diyanet'in değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali vardı. Yok o değil, o değil. Bizim masada olması lazım. Ya da o odaki dolapta olması lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı diye yazar. Bakın bakalım. Şimdi o kızıllıktan bahsedilmiyor. Bu ne? Ahmet Ekşi'nin Bilecik'te yaptığı gözlüğünü göndermiş. YouTube'da bir 40 saniyelik bir yorum. Ahmet Ek göndermiş, öyle mi? Bu mu? Linki tıkladım, onu götürdüm. Neyse, bunu bir şey yapalım da sonra Ahmet'inkinde şey yaparız. Şimdi evet, Diyanet'inkinde öyle. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar. Bak, o meal doğru. Şafağın aydınlığı. Bak, şafak dediğimiz zaman bir Türk'ün aklına ne gelir? Kızıllık gelir mi? Gelir yani. Bir Türk'ün aklına kızıllık gelir. Şafağın yani o kızıllığın olduğu yerdeki aydınlık. Sabah o karanlıktan ayırt edilinceye kadar, ki bu doğruya çok yakın bir meal. Orada da sizce var mı? Yok. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar. Bak, lekum kelimesi yok orada da, lekum. Hatta etebe yine lekum. Bu niye bunun üzerinde duruyorum? Çünkü orada Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Sacit Bey şunu söylediler televizyonda. Dediler ki, ışık kirliliğin olduğu yerde bu gözlem olamaz dediler. Ne olacak? İşte onun için biz işte bir tepeye gittik. Çevrede ışık kirliliği yok. İşte havada şöyle olacak, böyle olacak falan. İşte bu çekimleri orada yaptık dediler. Tabii orada yaptık dedikleri çekim, ona da daha sonra geleceğiz. Şimdi Allah-u Teala ne diyor? Onlar ne diyor? Bak, bir tek ayet okudular. Allah ne diyor? Bunlar ne diyor? İnsanların gözünün içine baka baka neler yapıyorlar? Yani gerçek dışı beyanlar. Allah'ın ayetini başka tarafa çekme işine bakın şimdi. Şimdi ben şimdi burada sahurda yemek yiyorum, değil mi? Yemek yiyorum. Ne diyor Allah-u Teala? Yemeye içmeye devam et. Ne demek? Yiyeceğim. Müslümanların saati ve takvim var mıydı başlangıçta? Bugün de saat var da takvim yok sayılır. Saate göre olmaz ki. Her gün değişir ufuk. Saatte olmaz. Takvim de yanlışı gösterdiği için bugünkü Müslümanlarla dünkü Müslümanlar aynı. Hiç değişen bir şey yok. Sadece bunları aldatan şeyler var. Başka bir şey yok. Diyor ki, وَكُلُوا وَشْرَبُوا. Önümde yemek, yiyorum, suyumu içiyorum falan. Ne zamana kadar? Hatta يَتَبَيَّنَ لَكُمْ. Size göre, sana göre demiş oluyor ya. Sizi yiyenlere göre. Külü çünkü cemi olduğu için lekum diyor. Kul veşrep deseydi leke derdi, değil mi? Yani ye iç demiyor, yiyin için diyor. Size göre. Tebeyyün edinceye kadar açık ve net bir şekilde, şüphesiz, acaba demeyeceğin şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Ne? O fecir tarafından, yani kızıllık zaten baştan beri orada kızıllık, kızıl ışık her zaman vardır. Yani burada da gördünüz. Danyeri'nin o fecir kazip dediğin zaman ilk andan itibaren güneşten kızıl ve beyaz ışıklar gelir zaten. O kızı, ama fecir, o fecir değil. Fecir ya, enine yaran kızıllıktır. Çünkü artık yoğunlaşmış oluyor. Şurada görüldüğü gibi yoğun bir şey. Ayrışma var. Hatta etebeyyene lekum, sizin için tebeyyün edinceye kadar, net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. El haytul ebyadu, o beyaz, işte şuradaki beyaz şey. Beyaz bir kolon şeklinde, bakın uzuyor. Minel hayitil esvedi, o aşağıda siz sabahleyin ufuk takip ettiğiniz zaman o ufuktaki o çok yoğun aydınlıktan dolayı sizin bulunduğunuz yerle güneş arasındaki kara parçası bir çizgi kadar küçülür. Yani takip eden, yani şey, bir kolon kadar, yani bu üstteki kızıl kolon gibi küçülür.
Tamam. Neyse, meal bulundu, okundu. Gerek yok. Şimdi peki Müslümanlar, Ankara'daki Müslümanlar sahur yemeği yemek için Bale ormanlarındaki bilmem ne tepeye çıkmaları mı gerekiyor? He? Hem bu ayeti okuyup hem de şehir yerinde bu iş olmaz diyen bir kişi o hükmü neye göre vermiş olur? Kur'an'a mı uymuş olur yoksa Kur'an'ı mı kendine uydurmuş olur? Yani bir ayet okudular, bari bunu da düzgün okuyun kardeşim ya. Peki Resulullah ne diyor? O da bak, o da Ebu Davud der, Tirmizi'de geçen bir sözünde şöyle diyor. Kulu veşrebu. Yiyin için diyor. Ne? Herkes evinde yiyor değil mi? Piknik için dışarı çıkacak diye herkes evinde yiyor. Yani sahur yemeği kardeşim. Ve la yehidennekum es-sati'ul mus'idu. Şimdi es-sati'u dediği, bak şuradan bakın, oradan ben size göstereceğim. Ya o kadar güzel anlatmış ki Resulullah onu. İnsan, tabi Allah'ın Resulü böyle olur. Başka şekilde olmaz. Şimdi es-sati'u dediği, hani şöyle bir yer düşünün, bir rüzgar vuruyor, toz kaldırıyor yukarıya doğru. Yukarıya doğru toz kalkıyor. Şimdi burada da dikkat ederseniz o tanyerin ağarması bir tozun yukarıya doğru yükselmesi gibi. El mus'id yukarı çıkan. Yani şeyde o diyor sizi aldatmasın. Tekrar şey yapayım bak. Takip edin. Şeyi kapatalım mı ya? Işıklar millet daha net görsün. He? Şehir, şehir ışıklarını kapat. Bu sarsarı ışık. Ha, burası burası açık kalsın. Buna dokunmayın. Yok, hayır, çektiğimiz rasat fotoğrafları da var hocam. Şehir ışıkları sönük kalıyor güneşin yanında. Çok şüphesiz ona da bakacağız. Ona da bakacağız. Ya ben siz burada net göresiniz diye ben söndürdüm. Şehir ışıkla ilgisi yok. İstersen şu arkayı da söndür Hayrettin. Tamam. Şimdi biraz daha net görürsünüz. Bak diyor ki Resulullah, yani bir toz yükselmesi gibi yükselen bir ışık görecek misiniz, görmeyecek misiniz? Bakın şimdi. Gördünüz mü? Şimdi Feci Sadık'a geldi. Devam edebilir miyiz? Çok güzel. Sonu da çok güzel bu. He, devam edelim peki. Şimdi bak, giderek o kızıllık dağılacak. Evet. Ve bir müddet sonra güneş doğacak. Evet. Kızıllık dağıldı, görüyor musun? Şey, beyaz beyazla karıştı tekrar. Evet, evet. Baştan karışıktı. Toparlandı, tekrar karıştı. Şimdi biraz sonra güneş doğacak. Güneş doğdu işte. Evet. İşte Resulullah da diyor ki yiyin için diyor. Böyle bir toz yükselmesi gibi yukarıya doğru yükselip tırmanan aydınlık sizi aldatmasın diyor. Ufukta aydınlık var. Aldatmasın demesinin sebebi o fecir değil. Ama insanlar ona fecir dediği için adına Fecr-i Kazip deniyor. O ufukta aydınlık var. Ne demek yani siz
İstanbul'da evinizde oturup yemek yerken ufka baktığınız zaman o aydınlığı göreceksiniz. Ondan sonra ne diyor Resulullah? Hatta ya'tarida lekumul ahmar. O kızıllık diyor sizin için, size göre lekum diyor. Bak Resulullah da lekum diyor. Hatta yetebeyyene lekum ya'tarida lekum, size göre diyor. Gidip de bir hocaya sorma o anda. Sen kendin karar ver diyor. Evinde oturuyorsun, pencereyi açtın, bakıyorsun. Hatta ya'tarida lekumul ahmar. O siz, sana göre o kızıllık ufuk boyunca yayılıncaya kadar. Ufuk boyunca yayılıncaya kadar. Şimdi biraz sonra Ahmet Ekin fotoğrafına da bakarız. E peki, bakın, Kur'an böyle diyor. Sünnet böyle diyor. Diyanetin yetkilisi ne diyor? Diyor ki, güneş ufkun 18 derece altında olduğu zaman, bir de şey vardı bu, neyse onu ben çıkarayım da, benim onu şey yapmamışım, benim şeyde Bayındır 51'e girebilir misin? Şeyde bu, işte kalem var mı? Kalem var mı? Bir bak. Mehmet Türkmen'in şey yaptığı bir şey vardı, ben onu hazırlamayı unutmuştum. Şimdi diyor ki şehir yerinde olmaz diyor. İşte güneş ufkunun 8 derece altındayken diyor. İşte bu uluslararası bilmem bir bilimin de gereğidir, bilmem şudur budur. Bir takım kelimelerle insanlara yanlış bilgiler verip kendilerini doğru çıkarmaya çalışıyorlar. Şey, Mehmet Türkmen'in gönderdiği şey mi? Mail mi? Mehmet Türkmen gönderdiği mail. Mehmet Türkmen diyor ki, uzun süredir aklıma takılan bir soruyu müsaadenizle sormak istiyorum. İmsak vaktinin tespitinde kullanılan güneşin ufkun altında 18 derece kala kriteri dünyanın her yerinde ve her zaman bulunan enleme göre değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en azından güneşin hiç batmadığı zamanlarda kutup bölgelerinde de geçerli değil. Malumunuz olduğu gibi size karşı önyargıları sebebiyle sizi dinlemeden haksızca yapılan eleştirilere bir yenisinin eklenmemesi için yapacağınız dersten evvel bu söyleminize dikkat etmenizi ve bu konuda açık vermemeniz konusunda dikkatinizi çekmeyi görev sanıyorum. Mehmet Türkmen. Şimdi Mehmet Bey Allah razı olsun yıllardır gecesini gündüzünü bu hizmete veriyor. Ve bize bazen maddi olarak da yardımcı olur ama bizden hiçbir şey de almaz. Yani Cenab-ı Hak onun hayırlı çalışmalarında başarılar versin, başarılarını daim ettirsin. Şimdi -18 derece ne? Şimdi siz buradan gördünüz arkadaşlar. İşte şu şeyde ufuk simsiyah. Bu Diyanet'in ya Diyanet'e göre imsak çoktan olmuş. Bir aydınlık var mı? Yok. Peki o saatteki aydınlık nedir? -18 derece ne demektir? -18 derece astronomların kullanmış olduğu bir astronomik tandır. Astronomik tan ne demek? Astronomlar ne yapar? Yıldız gözlemlerler. Yani yeryüzüyle ilgilenmezler. Ona gök cisimleriyle ilgilenmezler. Onun için adına uzay bilim denir biliyorsunuz. Yıldızı gözlemlemesi için bakacağı yıldızla kendi arasına güneş ışığının girmemesi lazım. Şimdi bu yapmış oldukları tespitlere göre ki bizim de yaptığımız tespit, benim Kur'an-ı Kerim'de
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin koyduğu kurallara da bu sene işte ulaştığımız sonuç 18 derece doğru bir tespit. Neden ayetlerle uğraştık? Onu da ben kısaca söylerim. Şimdi detayı inşallah daha sonra çıkacak yazımızda görülür. Orada şimdi şurada bir gözlemci var. İşte şu da yıldız, öyle düşünün. Gökyüzü, adam da buradan bakıyor. Şimdi yıldızla kendisinin arasına güneş ışığı girdiği zaman yıldızı net göremiyor. Hatta sönük, yani şeyi, ışığı çok zayıf bir yıldızsa yıldızı göremiyor. Yıldızı göremediği zaman yıldızla ilgili gözlem yapabilir mi? Ondan dolayı astronomlar uzun tecrübeler sonunda demişler ki -18 derece yıldızla bizim aramıza güneş ışıklarının girmediği bir andır. Peki oruçla ilgili olan yıldızla aramıza güneş ışıklarının girmesi midir? Girmediği andır. Girmediği andır. O, o ana değil. Kadar. Yani o -18 derecede yıldızla sizin aranızda ışık olmaz. Hiçbir ışık olmaz. Ondan önce olur. Eğer akşam bakıyorsanız, ondan sonra olur sabah bakıyorsanız. -18 derece sınırdır yani. -18 derecede en sönük yıldız da sizin aranıza güneş ışığı girmez. Ondan dolayı astronom o anda yıldızı gözlemleyebilir. Onun için akşam yıldız gözlemlemeye -18'de başlar. Güneş ufkun 18 derece. Sabahleyin güneş ufkun 18 derece altına geldiği zaman bitirir. Ha, eğer parlak yıldızları gözlemliyorsa bitirmez. -12 dereceye kadar gözlemine devam eder. Daha parlak yıldızları şey yapıyorsa -6 dereceye kadar devam edebilir. Ama -18 en sönük yıldızların görünmesine engel olmayacak şekilde araya güneş ışıklarının girmediği bir andır. Şimdi o anda ufku bırakın, uzayın derinliklerinde bir güneş ışığı yoktur. Yani sizden 1 milyar kilometre midir, 10 milyar kilometre mi, ne kadar bilmiyoruz tabi. O uzaklıkta o araya herhangi bir güneş ışığı girmez. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uzmanları çıkıyor ve inanamıyorum. Yani hakikaten o astronom onun meslektaşlarının yüzüne nasıl bakacak? Orada bir resim gösterdi. Gerçekten bir Fecr-i Sadık resmi ve bu güneş -18 derecedeyken oluşan resimdir dedi. O şey, az önce benim gösterdiğim resmin tam şeyiydi. Sen istersen onu da şey yapalım. Burada burada olacak ya. Sen şuraya bir Sacit Özdemir diye yaz. O çıkar o şeyi onu. Şuraya yaz, şuraya. Sacit Özdemir diye de yazsan çıkar. Şimdi o saatte ufukta herhangi bir aydınlığın olması astronomi bilimi açısından imkansızdır. Ama bir astronom çıkıyor halkın karşısına. Masa üstündeki bir sırada galiba hocam. Burada değil. O zaman benim oradaki USB'yi getir, orada olur. Ya da şey yapsın, aşağıdan arkadaşlar şeyden göndersin, Skype'den göndersinler şeyi. Onların televizyonda gösterdikleri şey vardı ya, şeyden. Ha gel Fatih gel buraya. Facebook'tan bak. Gel burada bizim Facebook'tan bak. Bizim burada Facebook'tan bak. Orada nasıl olsa yayınlanıyor. Şuradaki Facebook aç. Oradan bakalım. Onların Fecr-i -18 derece diye gösterdikleri resimler. Şimdi bir astronom olarak Ankara Üniversitesi ve bir profesör unvanını taşıyan bir kişi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri ile ilgili ekibinin başı olarak orada diyor ki
2 yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmalarda Diyanet'in feci sadığının doğru olduğunu tespit ettik diyor. Burada sadece işte bir yarım dakikaya yakın bir yanılma var. O yarım dakika dediği nedir? Yani o en sönük yıldızla kişinin arasına giren ilk ışıklar meselesi. Ya kardeşim, bu insanlar size yıldız gözlemeniz için görev vermediler. Ufku gözleyesiniz diye görev verdiler. Siz o arada bir resimden bahsediyorsunuz. Ve o resim sen oradan nasıl olsa buraya bağlanamazsın. Ben buradan bul. Ha, linkini gönder. Tamam. Şimdi o anda ufukta herhangi bir aydınlık olması imkansız astronomi bilimi açısından. Bir astronom bunu nasıl söyler ya Rabbi? Yani insanın aklı almıyor. Gerçekten Mehmet Görmez çok doğru söylemiş. Bu bir ahlaki problem haline gelmiş. Bilimsel olmaktan çıkmış ahlaki problem haline gelmiş. Kardeşim o saatte ufukta bir aydınlık olur mu? Sen o profesörlük unvanını nasıl aldın? Ya sıradan bir astronomi öğrencisi bunu öğrenmek zorundadır. Ondan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerini çıkıyorsun televizyonda bunu söylüyorsun. Ve gösterdiğin resim ne? Gönderdin mi? Ha? Link gönderdim de. Skype'de gözükmüyor mu? Yok yok Skype. Evet, İstersen sen aç. Yahya diye bir şey yap. Bu işte haber yapacak. Bu mu? Aha. Tamam. Yok bu Ahmet Ek. Ha? Ahmet Ek bu. Şimdi geldi hocam. Şimdi şu. Ahmet Ek yukarıda. Facebook'da bir YouTube'da. İşte buyurun bakın. Bu resmi gösterdi. Bak işte şu solda Diyanet. Bakın Diyanet Televizyonu'nun şeyi bu. Logosu görüyor musunuz? Ve bunu gösterdi. -18 derecede çekmişler. Ya yani bu sözün bittiği yer. Bu ancak -9 derecede çekilebilecek bir resimdir. Ya şimdi televizyon Diyanet Televizyonu son sözü söyleyeceğiz, son noktayı koyacağız diye bir program yapmışsınız. Gerçekten son nokta koyuldu orada. Nereye son nokta koyuldu? Son nokta kendileri için koydular son noktayı. Başka bir konusu için değil. Bir daha bundan sonra bu insanlar eğer onlara hala değer verir dinlerlerse artık sorumlulukları kendilerine ait. Yerini ve saatini söylemiyorlar. Fatih sordu, yeri ve saatini söyleyin yok. Aynı görüntüleri işte Adnan Ökten Hoca hatta şey yapalım yani isterseniz bir telefonla bir bağlanabiliyor muyuz? Buradan gerçi cep telefonu pek şey yapmıyor ya, hoş olmuyor. İstersen sen benim cep telefonundan bir Adnan Hoca'ya bağlan da normal telefondan burayı bir arasın. Bu görüntülerle ilgili Afyon'daki konuşmaları bir anlatsın bize. Ben söylemeyeyim çünkü ikinci ağız söyleyeceğim. Bazı şeyler eksik olabilir. Adnan Ökten Hoca. Adnan Hoca dedim başka şeyle karışıyor. Bunu nasıl tam ekran yapıyoruz? Ökten Hoca'nın Skype'ı varsa direkt oradan görüş yapabiliyorsunuz. Ha Skype'ı var tabii onun da ama açık mı acaba? Açıkmış Adnan Ökten'in Skype'ı. Direkt görüntülü çağırıyor. Ben direkt çağırıyorum. Evet. Şöyle de şu Skype'dan konuşsun. Görüştün mü? Kim görüşüyor? Ha şeyde. Çekmecede. İkincide. Ha ikincide. Sen söyle de Skype'dan bağlansın görüşelim. Şuradan bir çağrı yapalım mı? Çağrı mı şey görüntülü çağrı. Önce bir yazın istersen.
Ama şu anda o cep telefonundan da olabilir. Yok, bilgisayardan bağlanırsa daha güzel olur. Ne, o konuşsun daha iyi. Şimdi diyor ki, işte bu diyor, eksi 18 derecede çekilmiş resimdir diyor. Ve vatandaşa gösteriyor. Peki arkadaşlar, böyle bir ufuk bu hale geldiği zaman bunu görmek için Bale ormanlarına gitmek mi lazım? Ha? Şimdi hem görülmez diyor, hem resim bu. Yani ya ben hakikaten o akşam şok oldum. Yani bu ne biçim bir şey diye. Yani halkın gözünün içine baka baka din adına onlara gerçek dışı bilgiler nasıl verilirmiş? Onun bir örnek olarak saklamak lazım. İşte İslam alemi bu durumda arkadaşlar. Bu durum bak bir ibadet konusu. Bunu kişisel konu haline getirirler biliyorsunuz. Ya al bakın. Ya siz Diyanetsiniz kardeşim. Allah'ın bunca ayetini okumuyorsunuz. Resulullah'ın bunca hadisini okumuyorsunuz. Ulemanın, bak bütün ulemanın ittifak ettiği bir şey. Onu biraz sonra Ekrem Keleş'in şeyi resmini gösterirken şey yapacağım. Ekrem Keleş'in yaptığı affedilmez yanlışı, yani herhalde tarihe geçmesi gereken yanlışı anlatırken, bu da bir astronom için bu da tarihe geçmesi gereken bir yanlıştır. Bu şahıs bundan sonra meslektaşların yüzüne bakamaması lazım. Evet, bu bir ahlaki sorun haline geldi diyor. Bu ahlak, o ahlak mıdır, bilim midir artık hepsi karma karışık hale geldi. Evet, şimdi ondan sonra Hayrettin Karaman Hoca katıldı. O da tabii bize epeyce isim vermeden dokundu. Yok efendim işte bu gene o da bir ahlaki sorun temeline getirdi. Tamam anladım da peki ilmi ise sen söyle. O da diyor ki yok efendim ufuk boyunca yayılan beyazlıktır. Allah Allah. Ya geçen sene Hayrettin Karaman Hoca ile beraber biz Ayvalık'ta, bak sen de vardın değil mi? Bütün ekip gittik oraya. Hocayı Ayvalık'a davet ettik. Akşam gözlemi için geldi, sabah gözlemi için gelmedi. Evi oraya şeyde bu Altınoluk tarafında yaz tatiline gitmiş. Çok yakın. Biz buradan oraya kadar gittik. Sabah gözlemine gelmedi. Ama akşam gözlemine geldi. Şimdi diyor ki ufuk boyunca uzayan beyazlıktır. Ya hoca sen hayatında hiç mi görmedin ufku? Yani sen hayatında hiç mi rastlamadın tanyerin ağarmasına? Ya bırakın bir İslam alemini, bir insan bunu nasıl söyler? Ondan sonra da ortaya çıkıyor Diyanet İşleri Başkanlığı, işte otorite diyor. Sizin otoriteniz buysa size mübarek olsun. Ben yıllardır burada söylüyorum. Öyle bazı isimlerin böyle abartıldığına falan bakmayın ya. Kağıttan kaplan. Evet, kağıttan kaplan gerçekten. Şimdi durum ve şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre fetva veren kişiler tabii ki çok değerli kişiler oluyor. Şirket bağlanacak mı? Arayacaksın. Arayacak, tamam. Peki bu sesini yükseltebileceğiz değil mi? Sesini mikrofonu ayarlayacağız burada. Hoparlörü yükseltiyorum. Nerede hoparlörü? Tamam. Tamam. Hatta bunu biraz küçültelim de bir kere. Evet, Profesör Doktor Adnan Ökten Hoca, hoş geldiniz. Şimdi şu anda bizim canlı yayın konuğumuz oldunuz.
Yani ne kadar geçen de Habertürk'te beraber olamadık. Çünkü siz Gürcistan'daydınız o gün. Evet. Bir problem oldu, şey yapamadık. Ben şimdi şöyle, Allah Allah, beceremiyorum onu bir türlü yani. Ya bunu bir kenara alayım da. Tamam. Büyüyor ya. He? Ay şu şey de gözüksün de, ha tamam. Görüntüyü de görelim diye. Evet, hoş geldiniz. Geçen de siz o şeyi daha yeni gelmiştiniz değil mi? Karadeniz gezinizden. O akşam ben sizi aradım. Yani dün akşam, yani 26 Temmuz akşamı. Evet, 26 Temmuz akşamı ben sizi aramıştım. Diyanet TV'nin yayınını eğer uyanıksanız izleyebilir misiniz diye bir mesaj atmıştım. Siz de beni aramıştınız ve izlemiştiniz. Sonra da ondan sonraki gelişmeleri bir zahmet anlatır mısınız? Yani ben bir aşamaya kadar izledim tamamını değil, bir de baş tarafını. Yok yok, o şey, o görüntüler. O şimdi Zodiac görüntüsünü ben anlatacağım. Onu siz görmediniz. Onu görmediniz ama Sacit Bey'in -18 derece diye dediği görüntülerle ilgili. Şimdi tabii orada Sacit Bey'in -18'de verdiği görüntüler karanlık görüntülerdi ama geç beklemiş olduk. Görüntüler vermeye başladı. Sacit Bey'in çekmiş olduğu görüntüleri. -18 derecede çekilmiş diye verdi değil mi? Görüntüler veriyordu. Ben de yarımçarda karayla çekilmiş deniyordu ve arka arkaya görüntüleri bir böyle bir ufukta bir kızıllık vardı, hatırlayacaksınız. O kızıllık anının işte fecir anı olduğunu söyledi. Yani uzundu bence ama onun saatini tabii söylemediler. O kızıllık olduğu için güneş öyle ufkun -18 derece altında olması mümkün değil. İşte asıl vurgu bu, yani mümkün değil. Evet, yani o gösterdiği görüntüyü şayet imsak vakti olarak kabul ediyorlarsa, yani orucun bittiği anı, o görüntü büyük ihtimalle -10 dereceden daha yukarıda güneş. Yani 9 yani derece, 9 derece. Saatini söylemesi lazım, o saate evet. Göre bir hesap yapılabilir. Evet. Ama yani -10 dereceden daha yukarıda gibi. Yukarı derken siz 11 anlamayın yani. 9. Daha aşağı, rakam olarak aşağı fakat güneşin bulunduğu yer itibariyle söylüyor değil mi? Ufka daha yakın olmuş. Ufka daha yakın. Ufka daha uzak, -10 ufka daha yakın. Evet. Yani -10, -9, -8 diye ufka gelince 0 olacak. Tabii. O manada. O manada evet. Peki bir de sizin Afyon'da Sacit Bey yine aynı görüntüleri göstermiş. Orada bir sizin sorunuz olmuş. Onu bir anlatabilir misiniz? Tam anlayamadım şimdi. Afyon'da o Afyon'daki konuşmanız vardı ya. Yani Afyon'daki toplantıya çağrılmıştınız ya. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir toplantıya çağrılmıştınız. Afyon'da. Sacit Bey bu görüntüleri Afyon'da göstermiş. Ve o zaman siz de ona bir iki soru sormuşsunuz. Evet. Onu bir anlatabilir misiniz? Tabii orada itirazlarım oldu orada. Kayıtlarda da vardı. Hatta o Zodiac'la ilgili görüntüler üzerine de çok itiraz ettim. İnternetten almışlar. İşte ne zaman çektikleri belli değil. Kaç saniye poz verdikleri belli değil. O anda güneş ufkun neresinde belli değil. Yani bence çok ciddi bir çalışma içerisinde olmadıklarını gördüm. Yani oradaki çalışmalarda. Hepsini söyledim orada. Sonra tabii burada ayrıntıya girmek istemiyorum ama yapmış olduğu teknik de bizim dini açıdan baktığımız şekliyle uygun değil. Çünkü o bir fotoğraf makinesini filtreliyor. Filtreledikten sonra renkleri ayırıyor. İnsan gözünün göremeyeceği uzun poz süreleriyle görüntü yakalamaya çalışıyor. Tamamen amacın dışında işler yapıyor. Evet. Maalesef öyle işte. Peki, benim anladığım burada işte ufukta o yatay kızılığın oluştuğu anı belirler. Evet. Peki. Onlar öyle bir şey aramıyor benim gördüğüm ama Ekrem Kereç Bey zannediyorum. O bir kızılık gösterdi ufukta. Ve onun da -18 dereceye karşılık geldiğini zannediyor. Öyle söyledi evet. Bakın şimdi bir bilim adamı olarak
ve konunun araştırma ekibinin başı olarak Sacit Bey'in orada derhal bu -18 değildir demesi gerekmez miydi? Gerekiyordu. Ben durumu şeyde bildirdim. Kusura bakmasın. Ulaşamadım. Telefon ettim birkaç kere. Bana dönmedi. Telefon hep kapalıydı. Bölüm başlarına da böyle bir program olduğundan haber verdim. Yani bölüm başlarına. Peki bir de şey... Ben testi gerekiyordu. Orada konum olarak testisini aldım. Evet. Bir de şey vardı, o Afyon toplantısında sizin sorularınız üzerine, Afyon toplantısı kaç gün sürmüştü? 3 gün. 3 gün. Sizin sorularınız üzerine Sacit Bey birinci günde çekip gitmiş diye duydum, doğru mu? Vallahi bir gün görünmedi, etrafta daha sonra tekrar göründü. Ha, tekrar yok. Göründü. Ha. Yok yok, Sacit Bey değil, Mustafa Elbacı. Yok, Sacit Bey hep orada kaldı mı? Sacit Bey kaldı zannediyorum, hatırlamıyorum ama galiba yok. Sait Bey'in gittiğini ben duydum da. Evet, gitti galiba. Hı. Ya görmedim, hatırlamıyorum ya gördüğümü. Ama Mustafa Eylül Hoca ertesi günü tekrar gördüm. Tamam, Sait Bey, yani duyduğuma göre, sizlerden duymuştum o zaman. İlk toplantıda siz soruyorsunuz, bakayım bu bilgi doğru mu? İşte gene aynı şekilde Kızıllığın enine yayıldığı fotoğraf gösteriyor. Siz diyorsunuz ki, bizim Servet Bayındır'ın ifadesi. Diyorsunuz ki bu fotoğrafları nerede çektiniz, saat kaçta çektiniz, o konuda bana bilgi verir misiniz diyorsunuz, o da hiçbir şey konuşmadan çekip Ankara'ya gidiyor. Yani kendi daha sonra bir söz aldı ama bunlara cevap vermedi. Evet. Yani yine kendi yaptığı çalışma üzerinden şeyler söylemeye çalıştı. Aslında yaptığı astronomik açıdan belki doğru bir iş yapıyor. Şeyi bulmaya çalışıyor, o -18 derecedeki durumu tespit etmeye çalışıyor. Fakat onu tespit değil de ufukta yapmaya çalışıyor. Ve ama orada bir astronomik çalışma yapmıyor ki, orada bir imsak çalışması yapıyor. Bunu imsak çalışması açısından değerlendirmek lazım. Tabii imsak çalışması yapmıyor. Yani orada ben de Diyanet'teki bu yetkililere sordum. Tanım verin bize dedim, yani ne arıyorsunuz? Yani hangi şartları arıyorsunuz? İşte Fecir diyorsunuz, Fecir Kızıllık, işte ufuktaki Kızıllığı mı arıyorsunuz? Maalesef cevap alamadım bu sorulara. Arkadaşlar bu da çok, bu son derece önemli bakın. Adnan Ökten Hoca, Diyanet'in Ankara'daki toplantısında sürekli soruyor. Fecir nedir diyor, bir tarif edin diyor, değil mi Adnan Hoca? Evet, alamadım tarifi. Bak fecir nedir diye tarif edin diyor, cevap yok. Hatırlayacaksınız 2 sene önce de bu Ramazan başlamadan önce bir basın duyurusu yapılmıştı. O şartını tam hatırlayamadım. Hmm. Siz bilirsiniz, ben ona sonra bir de şey gönderdim. Evet. Ben, tabii bizim sitede yayınlanıyor muydu sizin yazınız? Olabilir yani. Zannedersem yayınlanıyor. Evet. Orada Kur'an'dan ayetler verip tanımlar yapıyor, fecir tanımını. Sonra o fecir işte -10'larda görünmesi gerekirken güneş -10'a gidiyor, -18 diyor. Evet. Yani yazdıklarında da çelişkiler vardı ama cevap alamadım mevlerine. Tabii. Hatırladım şimdi ben onu. O zaman ben de bir cevap yazmıştım, şimdi sitemizde yayınlanıyor. Çünkü bize karşı bir bildiri yayınlamışlardı 2 sene evvelde. Ve ben şahsen, o zaman sizinle konuşmuştuk hatırlarsınız, ben o bildiriye cevap verirken ya vermesem mi acaba diyordum ama mecburen verdim. Çünkü şundan dolayı, yani bir Diyanet İşleri Başkanlığı bu kadar mı uzmandan yoksun olur? Yazdıkları tamamen gerçek dışı bilgiler. Ayetleri söylüyorlar tamam ama verdikleri teknik bilgiler gerçek dışı. O zaman siz de aynı şeyi yazmıştınız değil mi? Bilgi eksikliği var. Yani hiç gözlem yapmadıklarını da söylemişlerdi bana. Yani kaç kere de sordum. Hiç sabah gidip bu gözlemi yaptınız mı dediğinde ona da içim. Bak işte bu Afyon'daki toplantıya geliyorlar. Adnan Ökten Hoca diyor ki hiç gözlem yaptınız mı diyor. Cevap yok. Yani bu gözlemlere beni de çağırmayı düşünüyorlardı. Yani hemen gözlemler devam ediyor. Orada da bir şey çağırmadılar. Herhangi bir neyse, hayırlısı bakalım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yayınımıza katıldınız. Allah razı olsun. Katkılarınızı aldık. Zaten her zaman bizim
Bizimle beraberiz, yıllardır beraber çalışıyoruz, her yerde berabersiniz. Ay, kutup ayılarıyla şey yaptığımız zaman da beraberdiniz. O evet. Şeyde hani Svalbard'da kar fırtınasına yakalandık biliyorsunuz. Ön tarafta üç tane yolu açan şey var. Kar arabası var ama sesimizi oraya duyuramıyoruz çünkü araba kara saplandı. Telefon yok. Yürüyemiyoruz çünkü kutup ayıları var. Evet. Orada da beraberdik. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Şimdi bakın gördünüz siz. Şeyde işte Adnan Bey de hatırlar da Servet Bayındır'ın o toplantıya beni çağırmamışlardı. Servet Bayındır, Ali Rıza Demircan ve Adnan Ökten gitmişlerdi. Sacit Bey gene bu resmi gösteriyor. Adnan Bey diyor ki eksi 18 derecede böyle bir görüntü, tabii eksi 18 derece diyemiyor. Yani siz eksi 18 dereceye sürekli vurgu yaparak fecir resmi bunu gösterince eksi 18 derecenin resmi bu olmuş oluyor tabii ister istemez. Adnan Bey diyor ki bunu diyor nerede, saat kaçta çektiniz? Servet Bayındır'ın ifadesi, 3 günlük toplantının ilk oturumunda Diyanet'in ekip başı olan Sacit Özdemir Afyon'u terk edip gidiyor. İşte ondan sonra da herkese, her çıkana soruyor, işte az önce söyledi, ya kardeşim şu fecir nedir bir tarif edin, cevap yok. Peki fecrin ne olduğunu bilmeden 3 günlük toplantıyı niye düzenliyorsunuz orada? Ve işte bu cuma akşamı da fecrin ne olduğunu bilmeden son noktayı koymak için şey yaptılar ki o son noktayı kesin koydular bana göre. Son noktayı koydular. Yani bu işi yapanların bu kendi hayatları için son noktayı koydular. İnşallah bundan sonrası daha düzgün olur. Şimdi bu görüntü, evet Fecir Sadık görüntüsü. Ama gerçek Fecir Sadık olmayabilir. Çünkü ufka belli bir süre beklediğin zaman oradaki ışıkları emip ayrıştırıyor fotoğraf. Yani gözle bu görüntüyü göremeyebilirsiniz. Ama gözle görülecek noktaya geldiği zaman bu Fecir Sadık görüntüsüdür. Ve de güneş ufkun en az 9 derece altındadır. En az. 8,5 derece de olabilir ama en az 9 derece altındadır. Yani ondan dedikleri 18 derece değildir. 18 derecede herhangi bir şeyin gözükme ihtimali yok. Bir. İki. Bugün bir arkadaşım diyor, niye kuzey bölgelerini söylemiyorsunuz? Mesela 45 derece enlemin yukarısına çıktığınız zaman Diyanet eksi 18 dereceyi kullansın bakayım oralarda. Madem eksi 18 derecede biz şey yapıyoruz diyor. Frankfurt'ta geçen de baktım eksi 14 dereceyi kullanıyor. Çok önemli bir şey. Eksi 14 dereceyi kullanıyor. Oslo'ya doğru çıkın. O zaman da kaşı kullandığını şu anda baksam hemen bulurum da burada zaman alır şey yapma. Herhalde 10 dereceye falan düşürmüştür. Daha yukarıya şey. Hani eksi 18 diyordunuz? Hani? Ama Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bizim Kur'an-ı Kerim ve sünnet bir de fıtrat kaynaklı çalışmalarımızda ekvatordan kutup noktasına kadar kriter değişmiyor. Ama gerçekçi bir fecir. Şeyde size zaman zaman anlattığım bir arkadaşımız var. Oslo'da lokantası olan ve bizim kutuplara gittiğimiz zaman da gelip bize yemek yapan arkadaşımız. Lokantasını orada bıraktı. Geldik şeye, Tromso'ya. Tromso'da masrafları da kendi cebinden yapmak şartıyla bize çok güzel yemekler yaptı. Tekrar Allah razı olsun diyorum ona. O şimdi evvelki, dün değil evvelki gün baktım Süleymaniye Camii'ne gittim orada. Hoş geldin dedim.
İşi değişmiş, turizm işine girmiş, Türkiye'ye gelmiş ve o gün gidecekti geriye. 21,5 saat Osta'da oruç tutuyorlardı. Bu sene kaç saat tutuyorsunuz dedim. Dedi ki 13,5 saat tutuyoruz. Süleymaniye Vakfı takvimine uygun olarak. Peki dedim, nasıl orucunuzu bozup başlıyorsunuz? Evet dedi. Güneşi görüyoruz havada ama iftar ediyoruz. Akşam olduğu belli diyor. Şimdi Allah-u Teala öyle özellikler koymuş ki. Gene güneş orada ama biz sahur yemeğini yiyoruz. Seher vakti olduğu belli. Çünkü niye? Elbette belli olması lazım. İnşallah bir müddet sonra bunun çeşitli kriterleri ortaya çıkacak her şeyle yani. Allah-u Teala madem diyor ki gecenin işaretini kaldırdım, elbette ki onun bir takım başka işaret şeylerini, bu vakitlerin işaretlerini koyacaktır. Çok şükür. Yani bizim koyduğumuz kelimesi çok yanlış bir kelime de, Kur'an ve sünnetten çıkardığımız ve fıtrattan çıkardığımız o kurallar çok şükür kutup noktasına kadar işliyor. Evet, şimdi bir başka şeye geçeceğim. Şeyi de göstereyim değil mi? Ahmet Ekin gönderdiği. Hangisiydi? Onu da bir göndererek gösterelim biz. Oo, bu müzik değilmiş ya. Hani ne oldu? Başka bir sayfa mı açtı? Başka bir yer mi açtı? He? Ha, biraz geri alıyoruz. O kadar da şeye gitmeyelim. Ne oldu? Tamam, şu an şey videoda da başa almak lazım ortalarda. Tamam. Hani saat şey yapmışım, dakika. 4:02 evet. Ha, dakika yapmış. Başa evet, alayım. Tamam. Dur. Nerede oldu falan. Bilecik Göl Pazarı imsak gözlemi. Evet. Evet. Şimdi 3:58 Diyanet'in imsaki. Evet. Ha, tarih ne zaman bakalım? 27'si. Ha, bu sabah. Ha, bu sabah. Çok güzel. Daha taptaze. Sıcağı sıcağına. Evet, sağ ol Ahmet Hoca. Ahmet Eki orada Dindes hocasıydı değil mi? İlk öğretimde. Tamam. Eşi de öğretmendi değil mi? O din kültürü öğretmeniydi, tamam. Ve 3:58. Hiçbir şey var mı? Birkaç ev var hocam. Işıklar kapalı. Şehir ışıkları kapalı. Bu şimdi dakika geçiyor. 4:01 geçiyor. Bizim takvimde seher başlangıcı 4:02 değil yani. Evet, seher başlangıcı 4:02 evet. Ha, biz niye seher başlangıcı diyoruz? Onu da şey yapalım. Mesela 4:02'de durum bu. Seher başlangıcı dememizin sebebi şu. Seher vakti denen bir vakit var. Tüm tabiatta bir uyanma var. O ta yıldızlardan başlıyor yeryüzüne kadar. Ve şey var, şimdi çıplak gözle baktığınız zaman küçük yıldızlar, yani bize göre küçük, astronomlar ona sönük yıldız, yani şey, ışığı az olan yıldız diyorlar. Biz küçük gördüğümüz için küçük yıldız diyoruz. O küçük yıldızlar kaybolmaya başladığı an diyorsunuz ki tamam, artık güneş ışınları gökyüzüne gelmeye başladı. Ona seher deniyor. Arapçada seher, gündüzün ışıklarının gecenin karanlığına karışmasına deniyor. Dolayısıyla o karışma en yukarıdan başlıyor. Yani ta yıldızlardan başlıyor. O andan itibaren de tabiat uyanmaya başlıyor. Şimdi siz şeye bir bakın. Bu saatte
şeyde hayvanlarda şeylerde uyanmayı görürsünüz. Hatta siz kendi vücudunuzda da görürsünüz. Bir hareket vardır. Böyle vücudunuzun ısısı değişmeye başlar. O ana kadarki ısı farklıdır. O andan itibaren ısı farklıdır. Yani şeyde biliyorsunuz din fıtrattır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu o seherdir, o kavramların tamamı kişinin vücut yapısıyla da yakından alakalıdır. O andan itibaren vücuda bir takım şeyler yeni yeni salgılar salınıyor ve vücut yeme ihtiyacı hasıl oluyor. İşte ona sahur yemeği deniyor. Seher, sahur aynı kökten geliyor. O saatte yemek yediğiniz zaman bilhassa şişmanlık problemleri olanlar mesela işte Hakan kardeşimiz, Doktor Hakan Ertok kardeşimizin şey yaptığı çalışma ki Milliyet'te yayınladık. Onu sitemizde yayın, unutuyoruz ya Özkan. Onu yayınlayalım, unutuyoruz. Yani yoğunluktan ne yapacağımızı şaşırıyoruz yani. Hocam sizin bu sorunuza istinaden şöyle diyenler var. Gitaramet Hoca söylemiş. İşte kendisi diyor tabiat uyanıyor diye. Tabiat ne zaman uyanır? Sabah uyanır. Demek ki diyor, sabah olmuş. Sabah olmaya başlamış. Ha, ya o işte demagoji yapmak isteyenlerle demagoji yapmak isteyenlere yapılacak bir şey yok. Boşver. Şimdi diyor ki o anda diyor işte yağlar parçalanır diyor, şeker parçalanır. Yani vücut o anda yemek yediğiniz zaman vücutta şişmanlama olmaz. Dikkat ederseniz Ramazan'da birçok kimse kilo alır. Niye? Çünkü vaktinden önce yediği için vücut onu bir türlü hazmedemiyor. Edemeyince yağa dönüştürüyor. Ama seher vaktinde yerse bu defa tam aksi kilo kaybı söz konusu oluyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. 4.02 4.4 Onu biraz, yok zaten fazla bir şey yokmuş. Hızlı geçiyoruz. Yavaş yavaş işte Fecr-i Kazip ortaya çıkmaya başladı. Ha bir atlama oldu değil mi? Ha bulut var. Şu an bir saat geçti. Evet. 5. Bizim misak kaçtı ha. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Yani o kızıllığın aydınlığı, neyse o bizim bundan sonra bizim mealden al Ahmet. Evet. 5.03 İşte bak bulutlu da olsa gözüküyor. Dikkat ediyor musunuz? Ya buradaki kızıllığı görüyorsunuz bak şurada. Enlemesine. Yukarıda da beyazlık var. Evet. Tamam bak burada kızıldığı gördünüz. Evet Ahmet Ek, İbrahim Araba, tamam. Şimdi bir başka şeye geçeceğim arkadaşlar. Şey neredeydi? Bu Ahmet Ekrem Keleş'in Fecr-i Kazip diye gösterdiği resim. Şeyde hocam, o dosyada klasörü basın. Bu mu? Yok, aşağıda bant hocam. Şu mu? Oradan basın ya. Yani futbolu. Sudanistan denilen mi? Diğerdeki resimleri söylüyorsun değil mi? Önce kendisini bir gösterelim. Yani televizyondaki görüntüsünü gösterelim. Tamam, o üstteki iki resim var. Videoyu mu? Bu linki tıklayacaksınız o zaman hocam. Videoyu göstermek istiyorsanız. Bunu mu tıklayacağız? Şimdi burada Fecr-i Kazip diye gösterdi. Programın 9. dakikasında diyor ki Yok biraz büyüğünü göstereceğim biraz sonra. Televizyonda bunu gösterdi. Altına Fecr-i Kazip yazdı kendisi.
programın 9. dakikasında diyor ki Suudi Arabistan'da çekilmiş bir fotoğraf diyor. Feci Kazi fotoğrafı diyor. Suudi Arabistan'da çekilmiş diyor. İşte diyor Resulullah'ın tarif ettiği gibi yukarıya doğru bir çıkış var diyor. Çünkü aslında ben burada Ekrem Keleş'e hak da veriyorum. Bizim fıkıh kitaplarından Feci Kazib'i bulmak çok çok zor. Yıllarca uğraştım da Allah'a hamdolsun ki hadisler var ve Kur'an-ı Kerim var da iki senedir Feci Kazib konusunda çok net bir bilgilere ulaştık. Yani her zaman şikayet ettiğimiz o bilgi kirlenmesi maalesef namaz vakitleriyle ilgili de fıkıh kitaplarında var. O da çok ciddi sıkıntı konusu. Burada diyor ki Suudi Arabistan'da çekilmiş olan bir fotoğraf diyor. Feci Kazib fotoğrafı. Şey de orada konuştu Sacit Bey de. Feci Kazib diyor Zodyak ışıklarının görüntüsüdür. Zodyak dedikleri mesela şimdi şurayı bir güneşin ekliptik düzlem diyorlar. Yani şöyle bir düzlem olarak kabul edin. Yani dünya güneşin etrafında döndüğü kabul ediliyor ya. Onun döndüğü düzleme de ekliptik düzlem diyorlar. Onun civarında bazı tozlara güneş ışıkları çarpıyor. O çarpan güneş ışıkları uzayda bir aydınlık meydana getiriyor. O ki çok nadir ve gözde gözüken bir aydınlık değil. Bunu şeyler uzay bilimciler kendi aletleriyle görüyorlar ama nadiren gözle de görülebiliyor. Dünyanın her yerinde gözükmez. Her zaman gözükmez. Şeyden sonra gözükebilir. Akşam aracı karanlığından sonra gözükebilir. Sabah aracı karanlığından sonra gözükebilir. Buna Feci Kazib demişler. Ahmet Muhtar Paşa bunu Feci Kazib olarak almış. Akşamdan sonra gözükene de Şafak-ı Kazib diye yeni bir isim vermiş. Yani gerçekten akla zarar. Biz yıllarca bunun olmadığını anlatmaya çalıştık. Gerçi bir ara biz de buna kapılmıştık. Bu mudur diye çok uğraştık yani. Çünkü insanı gerçekten yanıltıyor. Şimdi burada yanlış olan şu. Bu şeyin görüntüsü değil. Bunu Suudi Arabistan diye söylüyor ya orada. Bu mu şey? O bu değil ya. Hani niye onu sen... Alttaki resim... Resim değil, onun şeyi nerede? Bunun daha büyüğünü mü söylüyorsunuz? Ya bunun bak bunun bunun linki. Tamam, Word belgesinde hocam. Ha? Ha, Word belgesinde. Şu belgesinde. Ha, şurada mı? Ha, tamam. Yok, bu değil. Bu belge değil hocam. Bu mu? En alttaki. Evet. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar. Aynı görüntü. Burada aslında aynı görüntü. Hatta bunu şey yapalım, bunun linkini açalım. Diyanet'in kullandığı. Evet, evet. Diyanet'in kullandığı resim. Bakın şimdi bu NASA'nın sitesi. Bak yukarıya bakın. NASA Gov diye görüyorsunuz. Buradan görüyor musunuz? Bak NASA Gov. Yani şu anda NASA'nın sitesine girmiş olduk. NASA'nın sitesindeki resmi alıyor. New Mexico'da çekilmiş. Halkın karşısında buna diyor ki Suudi Arabistan'da çekilmiştir diyor. Yakın bir zamanda Suudi Arabistan'da çekilmiştir diyor. Ne zaman çekilmiş bakın. 14 Aralık 2008'de çekilmiş. NASA şaşırmıştır. NASA'da hata vardır. Doğru yani. Bizim. NASA Diyanet'ten almış olabilir. Evet. NASA Diyanet'ten almış olabilir. Doğru. Ve burada da şey var. Evet, Malcolm Park'ta çekilmiş. Yok'un kuzeyindeymiş. Astronom ya da bu isim olay, isimdir. Bu association'ın ismi. Zodyak ışınları, evet. New Mexico. Zodyak ışınları. İşte yani yeri, tarihi her şey burada belli. Eğer Diyanet'inki bu değilse o zaman aynı bu şekilde bir açıklama yapmaları lazım. Evet. Değil mi? Aynen bu. Hayır, bu. Yok değilse yani aksini iddia ediyorsa gerçekten Suudi Arabistan'sa. Hayır, aldıklar bu, her şey bu. Şuradaki kuleler, şunlar bundan hepsi. Bunların hepsi aynen orada var. Bak şimdi şuradan bakın. Bize kuleleri kaldı. Şu kulelerin hepsi gözüküyor. Bari onları sil ya. İşte bakın. Bunu nasıl büyüteceğiz? Ekranı açacağım.
Yok. Bir altta şey yazıyor hocam. Yani evet, bir dönem yalnız sadece diken zıplarını. Evet. Aynen. Bak görüyor musunuz? Bakın işte bak az önceki şekilde. O da var değil mi? Aynen. Sağa doğru. Evet. Ha, tamam. Biraz daha büyüteyim. Peki o kadar da olmaz. Demek ki nasıl Suudi Arabistan'da çekmiş. İşte buyurun. Bu. Ve şuna bakın. Tekrar. Aynısı değil mi? Bakın. Bak oradan aşağı iniyorum. Değişti mi? Ve evet. Ve halka deniyor ki bu fecr-i kaziptir deniyor. Ondan sonra da diyorlar ki bize güvenin diyorlar. Ne kadar güvenilecek bir durumda oldukları ortada değil mi? Ahlak problemi oldu ortada. Ahlak problemi kimdeymiş? Bir ahlak problemi var mı burada arkadaşlar? Kimin? Evet, bunun cevabını da ben Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisinden bekliyorum. Bana ahlak problemi dediği için. Bunun cevabını lütfen versin Sayın Başkan. Ahlak problemi kimdeymiş? Evet. Peki sorular var mı? Soru var da daha çok katkı bağlamında yani pek soru değil de. Olsun, katkı da olsa gayrettir. Soru sadece şey, Cübbeli'nin açıklamaları ne diyorsunuz diye var. Ya Cübbeli'ninkini açıklama denmez ya. Yani ona şimdi yani adamın ilim adamlığı falan yok, bir vaiz. İnsanların hoşuna giden cümleler falan filan kullanıyor. Millete vaiz demek hakaret sayılıyor artık. Dikkat etmek lazım yani. Değil mi? Emekli vaiz deyince ortalığı yıkıyorlar. Emeksiz deriz o zaman biz. Tabii. Hayır yani burada onu bir ilim adamı gibi muhatap alıp da cevap vermek doğru bir şey değil yani orada, çünkü konunun hiçbir şeyini bilmiyor ki. Yani Cübbeli konuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değil, ona nasıl cevap verilecek? Çok yanlış olur. Yani. Evet, Artvin'den Beyda Yıldırım yazmış. Diyor ki, bence Diyanet'in asıl hatası ufuk neresidir? Bunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Yerden kilometrelerce yükseğe güneş ışınlarının düşmesini esas alıyorlar. Hal böyle olunca da ancak uzmanlar görür deniliyor. Ufuk neresidir? Bunun üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum demiş. Yerle göğü ayıramayanı satmış diyorlar. Ama çok güzel bir soru sormuş, şey yapmış. Evet. Hocam demiş, şunu sorsak Diyanet'e. Ramazan'dan bir gün önce sabah namazını kıldığınız vakte ne oldu? Bir gün sonra bir saatin üzerinde erken kılmaya başladınız ve Şevval'in birinde de aynı şeyi niye yapacaksınız diyor. Evet, şimdi orada Diyanet'in yani ben kendim Diyanet açısından cevap vereyim. Orada bir problem yok. Yok, evet. Şimdi orada diyor ki ben diyor namazı ilk vaktinde değil de geciktirerek kılıyorum diyor. Hanefi mezhebinde bu müstehaptır diyor. Yoksa takvimi falan değiştirdi. Takvimle yok alakası yani. Yok. Takvim yine Ramazan'ın başında da aynı. Yani Ramazan'dan önce de aynı, sonra da aynı. Orada değişen bir şey yok. Evet. Hocam herkes farklı konuşuyor demiş. Nasıl yapacağız? Sadece değil bu konu, her konuda nasıl davranmamız gerekir bu kadar farklı şey varken? Valla sorgulayacaksınız, delil soracaksınız. Yani Kur'an'dan bahsedecek. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Resulullah'ın uygulamasına var mı? Soracaksınız. Ondan sonra da eğer yanlış bir şeyse içinize yatmaz. Tatmin oluncaya kadar sormaya devam edersiniz. Evet. Şu astronomların yanlış beyanlarını düzeltecek bir kurum ya da bir başkanları yok mu? Dediğiniz gibi yalan söylüyorlarsa eğer, bu astronomu işinden uzaklaştıracak bir kurum yok mu Türkiye'de? Evet. Konuyu basit indir, saat meselesi falan yapıyorlar. Aslında insanların namazlarını işlet etmişlerini düşünmüyor. Evet, namazlar da gidiyor tabi. Bir de Sacit Bey bugün çok güzel bir şey yapmış, Fatih Orum'a gönderdiği e-mailde. Yatsı da sabahın tam simetriğidir, o konuda kimse çalışmıyor demiş. Demek ki bizim çalışmalarımızdan haberi yok. Yani sabahleyin seher vakti akşam yatsı vaktine denk gelir. Sabahleyin fecir vakti de akşam
akşam namazı vaktine denk gelir. Ve nasıl seher vaktinin bir başı sonu varsa yatsı namazında bir başı ve sonu vardır. Yatsı namazı sabah namazına kadar uzatılamaz. Ha, orada Ekrem Keleş şunu da söyledi. Dedi ki efendim dedi, sabah namazı yatsının son vaktidir. İşte mezhepler bu görüştedir falan. Ya bu arkadaşlarımıza ne zamandan beri söylüyoruz? Allah razı olsun. Ekrem Bey'in Arapçası iyidir. Yani kafası da iyidir. Ben yani bu arkadaşımdan gerçekten çok umutluydum. Yani mesela yıllar önce İzmir'deki bir Kur'an Mealleri Sempozyumunda konuşmuştu. Çok hoşuma gitmişti. Yani ve yani iyi bir ilim adamı olacak diye çok umutlanmıştım. Ya insan açar şu şeylere bir bakar, ya kitaplara bir bakar. Yatsı namazı sonu konusunda ya bir hadis var mı kardeşim? Bir bak bakayım ya. Sonra gelen ulemanın yapmış oldukları yanlışları o mezheplerin ilk ulemasına nasıl mal edersiniz? Orada da şöyle söylüyor. Şia'da var sadece bu derken aslında bizi Şii olmakla suçluyor o ekranlarda. Çünkü Türkiye'de Şii olmakla suçlanmak çünkü ağır bir suçlamadır biliyorsunuz. Kardeşim Şia doğruyu söylüyorsa doğrudur. Yani doğruyu dünyada kim söylüyorsa doğrudur. Falan adam söyledi diye yanlış mı olacak? Yani inanılır gibi değil gerçekten. Yani o akşamki gösterdikleri tavır A'dan Z'ye doğru bir şey yoktu. İsmail Bey bir hadis okudu. Birincisinde hadise yanlış anlam verdi. Yani şu hadisi okudu. Yani o da sevdiğim bir arkadaşımdır. Yani onu da şey yapmıyorum. Mesela şey olarak şeydi neydi? Müslim'de geçen şu hadisi فَاَقَامَ الْفَجْرَ حَيْنَ شَقَّ الْفَجْرُ Resulullah sabah namazını fecrin ilk yarıldığı sırada kıldırdı. وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا Dedi ki insanlardan biri diğerini tanımıyordu diye anlam verdi. Tam ters bir mana ama ikinci kere okuduğunda neredeyse tanımıyor diye düzeltti. Ama dışarıda dedi. İşte o kabul edilebilir değil. Mescidin dışında dedi. Evet iyi ki iyi aklınızda kalmış. Bak ben baktım ki İsmail Bey bir yanlış söylemişti. Neydi o? Şimdi tıpkı yani ayet-i kerimede de olduğu gibi ya Resulullah orada namazı mescidin dışında mı kıldırıyordu? Tabii ki mescidin içinde kıldırıyor. Neredeyse birbirini tanımayacak ne demek? Birbirini tanıyordu demektir yani. Yani yanında oturanı tanıyordu demektir. Yani o ışıklar mescidin içine kadar girmiş. Tanyeri ışıkları. Ve ilk vaktinde kılıyor Resulullah sabah namazı. Neredeyse yanımdakini tanıyamayacağım kadar karanlıktı demek. Tanımıyorum demek midir? Yine bir başka hadis var hemen arkasından. Diyor ki şeyde Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusallis subha ve ahaduna ya'rifu celisehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Buhari'de geçen bir hadis bu. Sabah namazını kıldırdığı zaman herkes yanında oturanı tanırdı diyor. Bu mescidin içi. Elektrik yok, bir şey yok. Yani sokak lambası yok. Yani tanyerin ağarması onun için ondan dolayı zaten öyle olmak zorundadır. Madem Allahü Teala yiyin için diyorsa o fecrin olduğunu herkes sokağından da anlaması lazım. Yemeye içmeye devam ediyor. Şimdi herkes eline yiyeceğini içeceğini alıp da ufkun karşısına mı geçecek? Evet. Tamam mı? Başka oku. Bir de demiş ki Kayseri'den bizim alt komşumuz bulunduğumuz ilçenin müftüsü. Bundan 2 yıl önce bize Diyanet'in imsak vaktinden 40-50 dakika sonraya kadar yiyip içebilirsiniz dedi. Ve kendilerinde böyle yaptıklarını söylediler. Yani Diyanet de kendi içinde çelişkide demiş. Tamam tabii ki yani şimdiden Diyanet İşleri Başkanlığı derken orada birkaç kişiye hedef alıyorum. Yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok yakından görüştüğümüz nice arkadaşlarımız var. Yani bunu asla kabul etmeyen çok kimseler var. Ya ben burada şimdi söylemeyeyim bir ispiyon gibi olmasın yani.
Bunu asla kabul etmeyen, çok gerçekten mecbur kaldığı için konuşamayan ya da açıklayamayan insanlar var. Ve bunların sayısı az değil. Evet. Peki. Devam et. Evet, Hayrettin Karaman'ın gazete röportajında Diyanete imsak konusunda güvenin, sabah namazını o vakitte kılabilirsiniz dedi diyor. Bunu nasıl söylersiniz? Valla şimdi yarın çok, yani Hayrettin Hoca kusura bakmasın ama yarın şartlar değişsin, tam tersinde fetva olarak ondan duyabilirsiniz. Yeni Şafak'taki son yazılarında onu değiştiriyor. 5-10 dakika erteleyebilirsiniz falan demeye başlıyor. Yani son yazılarında 5-10 dakika erteleyin diyor. Evet. Neye göre? Madem olmayacak, neye göre erteleyebiliyorsun? Yani bunun niye? Kriteri ne ki? Nedir? Kriter ne? Orada kılabilirsiniz, ertelersiniz. Beş on dakika daha işte yiyip içebilir falan. Bu ne biçim bir şeydir yani? Hem orada namaz kılarsınız, hem 5-10 dakika daha yiyebilirsiniz. Neyse. Ne yapalım? Her şey ortada. Yani büyük otorite olarak çıkardılar şeye. Bir de birisi demiş ki yani konunun aktarımı konusunda şöyle bir tercihte bulunsaydınız daha iyi olurdu diyor. Hani insanlara orucu fazla tutuyorsunuz demek yerine namazı vakti girmeden kılıyorsunuz anlatımıyla giriş yapsaydınız daha olumlu bir giriş olurdu kanaatindeyim. Maksat bir saat daha tok olmak değil, vaktinde namaz kılınmalı olsaydı daha çok dikkat çekerdi. Bunu bana yıllardır söylüyor ve asla kabul etmiyorum, söyleniyor. Doğruları olduğu gibi bütün çıplaklığıyla söylemek lazım. Evet, bir insan orada namazı olmuyor, yemesin kardeşim demeye hakkımız yok. Allah'ın helalını haram etmiş oluruz. Yani Allahü Teala yemeği içmeyi helal dediği bir saatte ona vurgu yapmadığımız zaman üstü kapalı olarak haram etmiş oluruz. Çünkü bugün şöyle bir grup da ortaya çıktı. Efendim diyor, imsaki diyor şeye göre, Diyanete göre namazı size göre yapıyoruz. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Hiç kusura bakmayın, sen hiçbir şeye uymuyorsun. Sen kendi kafana uyuyorsun. Namaz vaktine kadar yemeye içmeye devam edilir. İki, ya kardeşim, evet namazı vaktinde kılmak çok önemli ama adam bir hap yutacak ya. Bir su içmesi lazım. 2 dakikalık bir şey, 1 dakika belki. Ona içemezsin demek, namaz kılsan da olur demekten daha az bir şey midir? Yani önce yaşayacağım, benim sağlığım yerinde olacak ki namaz da kılabileyim. Onun için yemeği içmeyi hiçbir zaman hafife alamayız. Son derece önemlidir. Şu saate kadar yemeği içmeye devam edeceksin. Ondan sonrası da hemen namazını kılabilirsin dememiz lazım. Ya da şöyle söyleyeyim, biz taraftar toplamak durumda değiliz. Süleymaniye Vakfı'nın çok taraftarı olsun falan yok kardeşim. Zaten doğruları söyledim mi, taraftar olmaz. Gördünüz işte. İşte bir dün eğer Mustafa İslamoğlu Hoca'nın konuşması olmasaydı tamamen tecrit edilmiştik. Evet. Tamam mı? Peki, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun.